Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla birlikteyiz. Bir İslam'dan hayata ölçüler programında daha hayırlı günler diliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah afiyet versin. Yoğunsunuz. İyiyiz. ziyaretler oluyor. Evet. Konferanslar oluyor. Allah razı olsun. Aynen. Bu e, kul hakkı konusundaki sohbetlerimiz oldukça geniş ilgi gördü. Böyle çok olumlu e, tepkiler alıyoruz. Özellikle geçen haftaki program e, böyle gençlerden bir hayli yani kul hakkı hassasiyeti, ahiretteki Karşılığı dünyadaki kul hakkı meselesinin Onlar üzerindeki değerlendirmeleriniz Çok büyük hassasiyet oluşturdu Elhamdülillah O konu malumlarınız Yani çok derin bir konu Hayatın hemen tamamını alakadar eden bir konu Bugün biraz o geniş hayat alanında yaşadığımız ortamda, sosyal ilişkilerde, sokakta, trafikte, şehir hayatı içinde, şehir halkıyla genel münasebetlerimiz içerisinde kul hakkı üzerinde duralım diye düşünüyorum hocam. İnşallah. Şey yani. Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Mesela bir şehrin sokaklarındaki davranışlarımız da şehir halkıyla ilişkimizde bir kul hakkı sorumluluğunu ortaya çıkarır mı? Farz edelim sokağa tükülen bir adam, sokağa çöp döken bir adam, havayı kirleten bir adam egzoz gazıyla ya da e, trafik şeritlerinde e, kendi çıkarını e, öne alan bir insan e, gibi yani komşu hukuku sokaktaki ilişki e, nasıl bir çerçeve e, çizersiniz bu konuda Bismillahirrahmanirrahim hocam çerçeveyi biz kul olarak çizsek ne olur silsek ne olur yani Allahu Teala'nın e, kıyamet günkü rahmeti e, mağfireti esastır Um rahmetin ve mağfiretin sahibi de Allah'tır Biz Amin. buradan onu dağıtacak halimiz yok evet. e, şeriatımızın bize o rahmet şu 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 sebeplerle dağılır şu 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 sebeplerle men edilir Evet gibi bir e, terbiyesi eğitimi olunca biz onunla karar edebiliriz Onun dışında biz bir şey konuşmamız makul değil. Yani. Yani Zaten zevmine. ölçülere bakıyoruz. Ölçüle Ölçüleri bakıyoruz. arıyoruz. Şimdi burada e, sokak kültürü diyeceğim de o çok değişik bir manada anlaşılıyor. Şehir kültürü. Diyeyim. Şehir kültürü. Evet. Şehir kültürü içinde trafiği Mesela. Esas evet. alacağız. Mesela yol kültürü. Yol kültürü. Sokak kültürü kaba ama yol kültürü normal. Evet Şimdi iki e, hadis-i şeriften biz konuşmayalım da kıyamet günü bizi rahmeti ve mağfiretiyle muamele etmesini umduğumuz Rabbimiz ne konuşuyor Tabii. ne buyuruyor ona bakalım. Dolayısıyla bana göre çok uygundur. Evet. Filancaya göre uygun değildir ama boş bu. Evet. Rabbimize göre nedir? Ölçüyü Doğru. Koyan olan, o çünkü. Şimdi üstadım onun adına da e, peygamber aleyhissalatü vesselam konuşuyor. İki hadisi şerif oturup evlerimizde amentüyü öğrenir gibi tahareti çocuklarımız öğretir gibi namazın secdesin rükûsün öğrenir gibi öğrenmemiz gereken ve bugün literatürümüzde maalesef yaygın yer bulamayan iki hadis var hocam trafik şehir temizliği çevre kültürü ne sayarsanız sayın e, Bu bu çok önemli. Yani bu çılgınca bir evet. tefekkür gerektiren bir şey. Merak Birinci, ettim o hadisleri. <laughs> birincisi hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman listelemesi yapıyor. Buyuruyor ki iman 70 küsur şubedir. Şubedir diyor. Evet. Alternatifleriyle. Evet. Allah'a iman, meleklere iman bunları 70. Beyhaki isimli muhaddis Abul i̇man diye bir kitap yazmış. İmanın şubeleri. İmanın şubeleri efendimiz 70 küsur şubedir diyor ya. Evet. O da on binlerce hadis içerisinden bu 70'i toplamış. on ciltlik bir kitaptır. Evet. Yani çok hacimli bir kitaptır. İçinde 10 binden fazla hadis-i şerif var ayrıntılarıyla. Hocam bu hadislerden bir tanesi çok önemli. 70 küsur bölümdür iman diyor. Ve üç tane örnek veriyor efendimiz. Yani imanın hani o altı şartından ayrı değil mi? Ya yani onu da içine Hı. alan ama şunlar da imanın bir parçasıdır. O ilk altısı. Evet. İlk altısı evet. diğer 69 küsürünü de birinci maddesi olan Allah'a imanda topluyor zaten. Evet. Onun evet. için altıyla ile sınırlandırılıyor. Evet. Aslında o bir Ayrıntılarıyla açıldığında 73-74 yani Kitaba oluyor. iman ettim dediğinizde bütün bu 70 şubeyi de 100 şubeyi de buluyorsunuz. Kur'an'a iman edince Tövbe Suresi'ne de Nas tabii. Suresi'ne de Fatiha Suresi'ne de iman ediyorsun. Evet. Ama çıkıp da ben Fatiha Allah'ın kitabının suresidir diye müstakil bir iman bölümü olarak konuşabilirim. Evet, yani. bunu. Evet. Bu üç madde sayıyor efendimiz. Müminin cennete girmek için iman etmesi gereken dosyada 70 küsur başlık var. Evet. Bunun birincisi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır diyor. Evet. Biliyoruz zaten bunu. Biliyoruz evet. Sonuncusunu sayıyor. Yoldan insana, canlıya eziyet verecek bir şeyi kaldırmak imandandır diyor. Evet. Sonra ortadan bir örnek veriyor. En baştan en dipten bir de orta haya imandandır diyor. Evet. La ilahe illallah bizim ibadet dediğimiz iman esasının özü namaz oruç hepsi içinde. Fakat bakıyoruz ki şehirde yaşamakla ilgili kültür Müslümanın kültürü değil, iman esaslarından biri. Evet. Eğer yoldaki eziyeti kaldırmak iman esaslarındandır diye bir kayıt koyuyorsa yolda eziyet veren iman esaslarına zarar veren birisi oluyor. Onun evet. için biz İstanbul sokaklarında, Çorum sokaklarında, Edirne sokaklarında dolaşırken mümin kimliğimizi bırakıp dolaşamayız. Evet. Niye? 70 bölümden biri çünkü. Biri çünkü, evet. Tükürebilir mi yola diye soru soramaz kimse bana. Hiç kimse soramaz yola tükürülebilir mi diye. Bu namazda cep telefonuyla konuşabilir miyim demek kadar gülünç olur bu. Evet. Neden? Evet. Çünkü namaz ibadet ortamıdır. İman olarak ben namaza geçmiş oluyorum. Mümin kimliğimle. Yolda da mümin kimliğiyle yürümek zorundadır mümin. Onun için ben bir ders yapmıştım. Bir zamanlarda bir belediye bu dersi biz her ehliyet evet. alanı verelim mi demişler. Trafikte de. Müslümanız diye başlık koymuştuk. Evet, evet. Trafikte de Müslümanız. Yani trafikte vatandaş kimliğimizle yürüyemeyiz biz. Bunu biraz açalım hocam. Açacağız yani şöyle hocam. bir şey. Şimdi dediniz ki yola tükürmekle namazda e, cep telefonuyla konuşmak aynı şeydir. Belki de yani zihinlerimizde bu bağlantı yeterince kurulamadı. Müslümanlığın bu kadar iç içe olduğu. Yani sosyal hayatla ibadet hayatının bu kadar iç içe olduğu şeyi kurulmadı. Orayı biraz evet, açalım namazı, isterseniz. Namazı namazı bozmak diye bir korku var içimizde. Evet, Ama evet. sokakta İslam olmayacağı için modern kafada sokaktan namazı bozur gibi İslam nasıl bozulsun? Ha, ha. Halbuki ben 24 evet. saat murakabe altındayım. Evet. Camide mi sadece Allah'ın kontrolü altındayım? Evet. Yani arabama bindiğimde. Kimse olmayabilir, arabada kırmızı ışıkta elektronik denetleme sistemi olmayabilir. Hani melekler? Evet. Hani melekler? Yani elektronik denetleme sistemini dikkate alıyor insan. Ama meleklerin Meleği... denetleme Hı. sistemini de dikkate Ben halbuki niye, ''Amentü billahi ve melaiketi'' hemen melekler ikinci madde oluyor. Çünkü meleklere inanmasan onun getirdiği kitabı anlayamıyorsun gönderdiği peygamberi anlayamıyorsun. Evet. Hayatta 24 saat kontrol ruhundan kayboluyorsun. Evet. Müslümanların bir oto kontrol sistemidir meleklerle beraber olma e, düşünceleri. Bu oto kontrol kaybedilince polis çaresizdir artık. Evet. Hiçbir maddi tedbir evet. yoktur orada. Bu sebeple ben camide Allah'ın kuluyum. Dolayısıyla Amin namazda ya. cep telefonla konuşamıyorum, bozuluyor. Evet. Sokakta kimin kuluyum? Sokakta ne bozuluyor hocam? Sokakta mümin kimliğim zarar <laughs> görüyor. Zarar görüyor. Mümin evet, kimliğim zarar görüyor. Çok güzel. Mesela evet. namazda cep telefonuyla konuşunca namazım bozulsa yeniden kılıyorum o namazı. Evet. Mümin kimliğim bozulunca yapacak bir şey de yok. Evet. Yani mümin kimliğim benim namaz kılan kimliğimdir. Evet. Zaten mümin kimliğim var diye namaz kılıyordum ben. Tabii ki. Mesela yalan konuşunca insanın dilinde çiban çıkmıyor. Çıkmıyor evet. Ama imani şahsiyeti zarar görüyor. Yalanla iman bir arada durmuyor çünkü. Evet. Bu sebeple bir noktalı halledilmesi gereken konumuz bizim biz sokakta da Müslümanız. Evet. Trafikte i̇şte de, de Müslüm. Müslümanız. Yatak odasında da Müslümanız. Çocuğumuzla oynarken de Müslümanız. Seyahatte de Müslümanız. Seyahatte de Müslüman. Yani gittiğimiz yerde Müslümanız biz. İslamımızı İstanbul'da bırakıp mı... ...Antalya'ya gideceğiz. Ya, evet. Gittiğimiz yere gelecek. Uçakta da Müslümanım. Biz her şeyden önce beni ölüm nerede yakalarsa sakınca sök istediği gibi yakalasın diyebiliriz. Böyle bir şeyimiz var mı? Hep ne istiyoruz? Namazda yakalasın. Niye? Evet. Namazda mümin olduğumuzu belgelediğimiz bir ortamdayız. İman üzere gideriz. Hayır. Sokakta ölürse de mümin imanıyla ölecek, ölmesi ben, gerekiyor. Ben diyorum, günah üzerinde yakalamasın ölüm. Yakalamasın ama yani günahsız Bunun işi, yaşamak gerekiyor o zaman da. Işte, ya günahtan mümkün olduğunca Ce, kaçınarak. Anlayacağız. Evet. Belki sıfır olmayacak günah ama, ama kasıtlı da olmayacak. Evet. Bile bile de kendimizi. Ya bir üzeri... arı arı olma, temiz olma hassasiyeti evet. olması gerekiyor. Evet. Şimdi. ...hadis-i şerife tekrar dönersek... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...iman bu ya... İşte evet. ...ikinci bir kelime değil... ...ahlak... ...sosyal kimlik... ...böyle şeyleri söylemiyor... ...imanın şubelerini sayıyor... ...yolu kirletmekten de bahsetmiyor... ...yoldaki... Evet. ...eziyet verici bir şeyi... ...bir kenara almayı... ...iman gereği görüyor... Evet. ...dolayısıyla... ...bu belediyenin işi... ...deyip... ...yoldaki kırık bir şişeyi... ...gelsin belediye alsın da diyebilir bir insan... Hayır burada bir çocuğun ayağına basar, alıp çöp kutusuna atmayı da yapabilir. İkincisi iman karakterini evet. gösteriyor. Peygamberinin talimatına uymuş oluyor. Bu birinci hadis-i şerifimiz sokaktaki kimliğimizin camide bizi mümin olarak tutan kimlik olduğunu ispat ediyor. Evet. İkinci hadis-i şerif üstadım. Sahih bir hadis-i şerif. Bunlar hep sahih hadis-i şerifler olarak konuşuyoruz. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam böyle söyledi mi söylemedi mi diye bir tereddüdümüz yok elhamdülillah. Yok, evet. Yüzde yüz peygamber efendimiz söyledi. Elhamdülillah iman ettik. İkincisi bir gün e, ashabına buyuruyor ki yol kenarlarında oturmayacaksınız buyuruyor. Evet. Yol kenarlarında oturmayacaksınız. Yani esnaf tabure koyup oturuyor ya. Hı hı. Ya da bir ağacın altında ayran içmek için oturuyorlar ya. Yol kenarlarında oturamayacaksınız diyor. Bu arada izin verirseniz ben bir dipnot açayım. Lütfen. Bilhassa belediyelerde görevli kardeşlerimiz bu hadisi şerifi dikkate alarak yol kenarında çay ocaklarına, büfelere, pastanelere masa koyma hakkı vermesinler. Buna yasalar izin verse bile Peygamber Aleyhisselam izin vermiyor. Evet. Madem Müslümanların oylarıyla ...Müslümanların desteğiyle bir mecliste görev alıyorlar... ...belediyede görev alıyorlar... ...mesela hocam... ...Aksaray gibi bir yerde on adım yürüyemiyorsunuz... ...orada küçücük bir büfe açmış adam... 20 metrekare büfe... 50 metrekare caddede masalar koymuş... ...orada döner satıyor adam... ...siz elinizde bir poşetle orada yürüyemiyorsunuz... ...o büyük kavga konusu biliyorsunuz hocam... ...belediyelerle o iş yerleri arasında... Hocam ...yani de. orada... O iş yeri sahibine de bir şey söylemek lazım değil mi? Yani belediyelere tamam bunu yapma yaptırma diyoruz. Yani kul hakkı açısından iş yeri sahibine de e, bir şey söylemek ben lazım. Ben şunu söylüyorum. Bana orada bir şey ikram edilse gidip yemiyorum. Evet. Bu menhiyattan diyorum. Helal de yedirse adam yediği yedi, şey helal ettir. de olsa. Yani sokak ortasında e, kaldırımın işgali yanlış. Ahlaki başka zafiyetler de oluşuyor tabi. Orada ziyafetin başka sorunları da var. Hele bu sigara yasağından sonra daha da yaygın oldu. Evet. Lokantalarda sigara içilemeyince dışarıya dışarıya konu evet. konuyor. E, hadi diyeyim konfeksiyoncular da öyle yapıyor. İçerideki mal kadar dışarı mal koyuyor. Evet. Bu kaldırım e, işgali. Ya kaldırım işgali Müslümanların, insanların, vatandaşların dolaşacağı zemini işgal. Evet. E, burada hadisi şerif e yol kenarlarında oturmayacaksınız diye talimat veriyor. Sahabi diyor ki Ya Resulallah diyor böyle buyurdunuz ama biz yol kenarında oturmaya mecburuz. Birisini bekleyeceğim. Yahut da bir mesele görüşeceğim. Gidecek bir ev yok o esnada. Dükkan yok. Yani öyle bir pozisyon oluyor ki bizim yolda oturup 5 dakika beklememiz gerektiği olur gibi hı hı. bir özür beyan ediyorlar. Evet. Efendimiz buyuruyor ki bağlantı bölümümüz burası. Madem ki yani ben size oturmak zorundasınız. Anladım. Oturmak zorundasınız. Yolun hakkını verin. Yolun hakkını verin. Ya Resulallah. Yolun hakkı da ne? Hani evet. insan hakkı, kul Hı. hakkı diyoruz ya biz şimdi. Evet. Kul hakkı buyurun. Yolların da hakkı varmış. Kulların yolunun kul hakkı oluşuyor bu evet. Saat. Buyurmuş ki bir Gözünüzü kapatacaksınız. Sen orada dikizleme memuru gibi oturmayacaksın. Evet. Göz korunması Gözü olacak. Gözü koruyacaksın. İki, gelen geçen selam verecek. Selamların hepsine cevap vereceksiniz. Evet. Üç, orada bir yanlış iş gördüğünüzde müdahale edeceksiniz. Evet. Emri bil maruf. Emri bil maruf. Ne yani? Mümker, Mümker yapacaksın. yapacaksın. O zaman kendi işini beklemek için de görmen mümkün değil. Evet. Bu ne gösteriyor? Bu cümleyi burada açılım yapıyorum. Müslüman camide ezanı beklerken boş duramıyor oturup Kur'an okuyor tespih çekiyor evet. yoksa ne oturuyorsun camide boş boş denir aynı Müslümanı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda da boş tutmuyor evet. geç yürü burada durma diyor duracaksan çocuklar yaramazlık yaparsa yapmayın yavrum diyeceksin eşiyle dolaşan bir e, kadın geçerken senin gözün öbür tarafa dönecek evet. o zaman işkenceye dönüyor yolda dön dur durmak evet. olsun Müslüman yolda bile Müslüman olarak durması gerekiyor Yolu Yolda hatta. kimliğimizi Cübbe çıkarır gibi çıkaramayız evet. Takkemizi başımızdan çıkarır gibi Kimliğimizi çıkaramayız biz Müminiz elhamdülillah Bunları bu iki hadisi şerif Yol kültürümüzün Şehir hayatımızın Belki de en yüksek Derecede imanımızla Bağlantılı boyutunu ortaya Koyuyor evet. İmanımızla bağlantılı Kesinlikle biz mümin olarak yolda, şehirde, kaldırımda e, farklı bir insan olamayız. Elbette camide takke başımızda, ayakkabımız çıkmış, e, kıbleye dönmüş vaziyetteyiz. Yol hep kıbleye doğru gidecek diye bir şart yok. Yolda takkeli olma şartımız yok. Yolda ayakkabıyla yürüyebiliriz. Bu farka rağmen o şartlarda Müslümanız. Yani hayatın farklı alanlarında o farklı farklı gerekti. durumlarda olabiliriz ama yani iman kimliğimizle. Evet, yani. evet. kolumu bırakıp ben yolda yürüyemediğim gibi imanımı bırakıp da yürüyemem yolda. Evet. Yani selamına varıncaya kadar. Yolda emri bil maruf yani münkere varıncaya kadar. Tabi takatlı sınırlı evet. olmak kaydı şartıyla. Dolayısıyla bir kere biz yollarda, şehirlerde Müslümanız. Müslüman olarak varız. Evet kimliğimiz kimliğimizle varız. Bu çok önemli, evet. Eğer günün birinde şehir hayatı, modern dünyanın yol kültürü sindirilmiş müslümanlıkla oralarda yürümemize sebep oluyorsa, sindirilmiş müslümanlığımızı kabul edemeyiz. Bu bizim kabul etmemiz halinde iman gömleğini çıkarmamız olur. Sindirilmiş müslümanlık şeyini de açalım. Açalım. Da... Mesela selam veremiyorum. Hı hı. Müslümanlığım sindirildi. Yahut da orada haram görüyorum ses çıkaramıyorum. Veya yani, ben harama ortak oluyorum. Bir ara bir dizi vardı. İşte öğretmen bir kadın var bayan. Çocuklar hocam diyorlar. Hatırlar mısınız? Hoca evet. hoca camide diyor. O kadın ısrarla hoca camide diyor. Yani sınıfta hocam denemez diye bir şey. Şimdi hocayı camiye yollayan bir anlamda. Müslümanın şimdi, yaşlısını da camiye. imanı da camiye yollayan. Tabii, tabii. Değil mi? Yani okulda sanki iman okulla buluşmayacak bir şey. Sokakla buluşmayacak bir şey. 200 senedir yapılan aşı evet, budur ama. Evet. Camiye evet. mahpus ol. Çok böyle e, tövbe edeceksen bir tarikata gir. Evet. Sanki gençlerin tarikata girmesine gerek yok. Camide olmasalar da olur evet. gibi. Ruh içimize oturtulmaya çalışılıyor. Biz bugün e, İhya ulûd müddini açıp veya benzeri bir ahlak kitabını açıp şeriatımıza göre yollarda şöyle yürünür diyemiyoruz. Önce ispat etmeye çalışıyoruz. İslam yolda da vardır. Yolda da vardı. Şimdi deminden beri hep o temayı işliyoruz. Değil değil Mecburuz hocam. Evet. Bir yarım saat. Ama çok önemli bir şey, Doğru. Bunu işlemedikçe yani darbe görmüş bir bünyeye Müdahale etmek gerekiyor. Önce bünyeyi düzeltiyorsun. Algılaması evet, düzgünce evet. olsun diyorsun. Tabi bu ilerleyince Kabe'nin kutsiyetini Mekke'de sınırlı hale getiriyor. Halbuki esası neydi? Kabe'nin olduğu cihete ayak uzatma vakti. Evet. Yani dünyanın kutbundan kutbuna kadar her yerinde Kabe, Kabe aynı hissetmek. azameti taşıyor olması lazımdı. Evet. Şimdi hacılar gidince Kabe'nin kutsiyeti oluyor nasıl olsa filmlerle kamerayla bizim önümüze kadar geliyor ki abi ucuzladı. O kutsiyet gibi, evet, gibi oluyor. Evet. Aynı şekilde biz şimdi dikkat buyurduysanız evet. e, oturup yolda da İslam var. Evet. Yolda Müslümanın Müslümanca yürümesi gereken bir. Yer. Yani şizofrenik bir hal aldık biz. Camili kimliğimiz, ikili, cami ikili şimdi, hayatlar, ikili, ikili bir hayat. Parçalanmış var. zihinler. Bir camide e, bir Müslüman kimliğimiz var. Bir de sokakta e, bir kimliğimiz var. Sokaktaki sindirilmiş. Evet. Yani acziyeti, yokluğu kabul etmiş. Çok basit bir örnek. Sokakta olursa cesaret ister gibi. Cesaret isterden ziyade biraz da hoşumuza gidiyor. Mesela çok basit bir misal hocam. Korneye basmak diye bir şey var. Evet. Kalakson çalmak mıdır? Ne de Bunun başka bir adı yani daha kla, var mı? Kalakson. Evet. Klaksona. Ben kornaya çalmak diyeyim. Kornaya Hepimizin basmak anladığı yani. bir kavram olsun. Şimdi bazı sokaklarda kornaya basmayın diye bir yazı var. Hastane evet, var burada vardı evet. diye. Bebek var der mesela. Gibi arabalar, otomobillerin kornaya. arkasında bebek var. Şimdi bir Müslüman trafik kuralları gereği kornea basılabilir basılamaz yerler ayrımı yapıyor. Evet. Gece 11'de de çocukların bebeklerin uyuduğu bir saatte ben arabamın kornasını gürültü yaptırırsam bir bebek uyanırsa o bebekte iki saat patinaj yaptırıyor yüzün. mesela gençler falan o, böyle hususi, müthiş bir gürültü çıkarıyor egzoz gürültüsü yaptırıyorlar e arada ya gürültüsü motosikletle benzeri şeyler yasal olarak takip yok hele 12'ye kadar suç değil bu evet ama insanların devleti var, bir de Allah'ı var. Evet. Yaratıcısı var bir de. O bebekler devlete dilekçe veremiyor olabilirler. Evet. Onların haliki o çocuğun hukukunu hukukunu her geç arıyor, arıyor. Alıyor. Ve kıyamet günü bu korna benim kulağımda cehennem gürültüsü olarak çalar diye düşündüğümüz zaman evet. Medine'de olalım veya İstanbul'da olalım ümmeti Muhammed seviyesinde imanımız var demektir. Evet. Yasalardan sıyrıldığımız yerde kendimizi hür hissediyorsak burada durmamız gerekiyor. İmanı camide bırakıp sokakta kendimizi başıboş kabul ettik demek oluyor bu. Bu bir afet üstadım. Evet. Sekülerizmin yani laikliğin devlet tarafından pompalanıyor biz böyleyiz demesine gerek kalmıyor. Pratiğimizde biz bunu uyguluyoruz demektir. Yani işte o, o tarz bir hayat telkin ediliyor. Bir süre sonra da o imana yansıyor hocam. O zaman bizim evet. İslam'ı öğreten hocalarımız, muallimlerimiz, sizler yazıyorsunuz, biz konuşuyoruz. İslam'ı cami şartlarının ötesinde, dünya şartlarında anlatmak zorundayız o zaman. Evet. evet. Yani hoca efendiler çocuklarımıza terbiye verirken, Taharetten başladıkları gibi namazdan önce taharetten başladıkları gibi camiden önce de sokaktan başlamalıdırlar. Evet. Sokaktan başlanmayan İslam eksik anlatılmış bir İslam'dır. Evden, sokaktan başlanacak. Bitince orası buyurun camide şimdi İslam'ın zirvesini konuşalım diyeceğiz. Evet. Aksi takdirde farklı düşünen İslam'ı ticarette farklı Sokak kültüründe farklı, düğününde farklı, camide Cuma günü de çok daha duygusal düşünen bir nesil geliyor. Hristiyanlık zaten bu hale getirip Hristiyanlığı e, ...muharref hale getirdiler. Allah da Hristiyanlığı kaldırıp onun yerine İslamı getirdi. Evet elbette İslam, kıyamete kadar bu hale blok olarak gelmeyecek. Yani bir grup hep Sünneti İslam'ın büyük kapsamlı halini yaşayacak Allah'ın izniyle. Ama e, bu bütün Müslümanların böyle bir himmetle, böyle bir heyecanla İslam'a sarılma heyecanını azaltmamalı. Ya biz de işte bu programları biraz e, ulaşabildiğimiz herkese değil mi? Şu anda e, arabasında radyosunun düğmesine basıp bizi dinleyen herkese e, ben Müslümanım aidiyetini taşıyan herkese diyoruz ki İslam bir hayat, sokakta da İslam var. Şimdi sen araba kullanıyorsun. Araba kullanmanın da bir Müslümancası var değil mi hocam yani? Evet. Yani devletin vatandaşını koruması var. Bu buna zaten uyman gerekiyor. Ucunda evet. ceza var. Bir de Allah'ın mahluku olan insanı koruması var. Devletten sıyrılıyorsun. İşte sekizde filanca haklı çıktık diyor. Ya Allahu Teala 8'de 8 haklı çıksan, 8'de 18 haklı çıksan Allah hesap sorduğu zaman sen ne edeceksin? Yani? Ya, evet. yani ben polise göre haklı çıkabilirim. Mahkemede beraat edebilirim. Bir de ahkemül hakiminin huzurundayız. Yani emin olacağım bazen içimden geçiyor ki e, hoca efendilerden bir tanesi sizin de bildiğiniz bir hoca efendi 65 yaşında emniyet müdürlüğüne gidip ehliyetini bırakmış. Evet. Bugüne kadar bir hata işlemedim. ...gözümde zayıflamaya başladı... ...şunu... ...hiçbir hatasızken alın bu ehliyeti benden deyip... Hmm. iade etmiş ha, ehliyeti... Ilginç. ...yani belki rahatsız olur diye... ...ismini zikretmeyeceğim şimdi... ...hoşlanmaz isminin zikredilmesinden... ...ben bunu... ...çok etkilendim... Çok. kendime örnek kabul ettim... ...madem 65 yaşından sonra devlet... bir iş göremezsin otur emekli ol diyor... <laughs> ...ehliyetim de bana yaramıyor demektir... Evet. ...yani her an... ...dalgınlaşabilirim, kriz geçirebilirim... Şimdi yolda devletin haklı çıkarması yetmiyor ki benim devletim var bir de Allah'ım var Celle Celaluhu. E. Yani ve çok devletin ölçemeyeceği kadar yani radarla hız kontrolü yapıyor devlet de radarın az 10 santim bu tarafından geçince takip edemiyor seni. Evet. Emniyet şeritlerini izleyemiyor mesela sadece bir şeridi izliyor. Hocam öyle şeyler ki mesela burada radar var diye bir ifadesini görmüşse ya da onu tespit etmişse orada yavaşlıyor. Orada bir şey yapıyor. Ondan sonra yeniden aynı şeyde devam ediyor. Halbuki ben hep meleklerin kontrolü altındayım ya. Yani bunu özellikle belirtmek istiyorum ki İslam'ın 200 senedir camiye doğru kovalanmasının sonucudur bu. Evet. Bu sebepledir ki ehliyet alan kardeşlerime diyorum ki Tamam, sana devlet ehliyet veriyor olabilir. Ama sen e, İstanbul'un yoğun bir trafiğinde bir gün araba kullan, sinirlenmeden eve gidebilirsen git ehliyete al. Ben bazen şöyle diyorum hocam. Yani İstanbul trafiğinde veli olunmaz diye. <laughs> yani veliler İstanbul trafiğinde araç kullansın araç ya da kullansın ya da, ya da de. öyle demek lazım. Yani büyük sabır istiyor hakikaten. Sabri büyük istiyor. Yani hakikaten sab, sabrı olmayanın O trafikte araba kullanması çok zor hocam Yolcu evet. olması da çok zor Ama işte hayat da orada hocam Hakikaten insan meşheri adeta Trafik alanı ve insanın Sınandığı bir alan Yani orada Mümin olmak orada Yani veli olmak diyoruz ya işte o Veli olmak apayrı bir Hassasiyeti gerekli kılıyor Hani bir menkıbe anlatılır ...iki arkadaştan biri şehirde kalmış... ...biri dağa çıkmış da... ...dağdaki keramet sahibi olmuş da... ...mendiline süt doldurup arkadaşına hediye getirmiş evet, de... Evet. Hani, ...o sütü de... ...adamın dükkanına getirmiş... ...bak sütle sana... işte ...sütü mendile koydum akmıyor demiş... ...biraz sonra akmaya başlamış... ...adamın dükkanına bayan müşteriler gelmiş... ...gözü kaymış... ...kalbi gözü, kaymış... ...gözü kayınca keramet bozulmuş bu sefer... <laughs> ...bu hak olsun... Menkıb olsun. Önemli değil. Realite bu. ama evet, evet. Gerçek bu. Doğru. Yani dağda derviş olmak kolay. Dağda evet. velilik çok kolay yakalanıyor. Evet. Zaten yapacak bir şey yok ki. Evet. Yani Müslümanlığımızı üstadım İstanbul'da ispat etmek zorundayız biz. Evet. Mekke'de zaten ne yapacaksın ki? İhramlısın ya. Her şey yasak zaten. Evet. Yani Mekke'deki takvamızı İstanbul'da havaalanından Yeşilköy'den bu tarafa geçirdiğimiz zaman çok önemli. E, ...Mekke'de yapacak bir şey yok. Zaten Medine'de... ...aylarca kalırsa insan laubale... ...ilk üç gün zaten şok geçiriyorsun. Yani ben evet. nerelerdeyim... ...acaba gerçekten burada mıyım diye... E, ...insan tereddüt bile ediyor. Yani gerçekten ben nasip oldum... ...geldim mi diye ama bir ay sonra... ...arkadaş oluyorsun Medine'yle. Evet. O zaman İstanbul'a geldiğinde... ...o salavat heyecanı... ...duruyor mu durmuyor mu önemli. Yani biz yani Mekken'in alışveriş alanlarında ayrı harem-i şerifte ayrı gibi mi olacağız gibi, gibi bile olabiliyor insanlar. Ben babalara ve annelere, öğretmenlere kendime de e, diyorum ki çocuklarımızı 40 milyon nüfusu olacak bir İstanbul için büyütelim. Evet. Yazlıklarımız için büyütmeyelim. Yani köylerimizde çocuk büyütmeyelim. Köyde de büyütüyorsak mesela 20 gün, 30 gün çocuğu kampa aldık diyelim. Mesela işte Sivas'ın bir kasabasında, bir günün ilçesinde ele aldık. Çok güzel. Ben diyorum ki geliniz, 10 tane çocuğu otobüse koyun, 2 gün İstanbul'a dolaştırın. Evet. Burada din aşılayın ki göreyim sizi ben. Evet. Hep serada yetiştiriyorsunuz. Bu neye benziyor biliyor musun üstadım? Bir zaman ben çok çiçek besliyordum. Sonra başıma bir afet geldi. Attım bütün çiçekleri. Ee, gidiyordum çiçekçide. O kadar güzel ki ya tam Allah'ın zikrini hatırlatacak bir çiçek. Alıyorum, geliyorum. Soruyorum bu nasıl büyür filan. İşte tarif ediyor bana. Hatta not tutuyordum onları. Götürüyorum. O bir hafta ölüyor çiçek. <laughs> Ya Allah Allah. Gidiyorum çiçekçi diyor ki çok, Çiçekçi de güzel. Çok güneşe koyuyorsun sen diyor. Alıyorum gölgeye getiriyorum. Gene bozuluyor. Meğer serada tam çiçeğin mantığına göre bir ortamda büyütüyor onu. Benim hmm. evimde bana göre, çiçeğe göre değil ki. Evet. Ben evimde büyütünce tutmuyor. tutmuyor. Yani sera çocuğu büyüttüğümüz zaman bir kıymeti yok. onu serada. ...çocuğu annesinin himayesinde... ...babasının himayesinde zaten şehir küçük... ...televizyonu da kolayca küçükken... ...kontrol ediyorsun... ...interneti de küçükken kontrol ediyorsun çocuğa... ...çocuk üniversiteye bir geliyor ki... ...la ilahe illallah... ...dünya burasıymış ya Kıran diyor... ...İstanbul'a bir geliyor... ...her şey bitiyor... Evet. ...yani seradaki çiçeği... ...büyütmek kolay... ...kar altında... ...soğukta Erzurum'un o buz ortamında... ...kim çocuk büyütüyorsa veya işte çiçek büyüsüyorsa diyelim ona bir madalya vermemiz lazım bizim. Bu sebeple şehir şartlarına göre İslam yaşayacak çocuk yetiştirmek zorundayız. Oradan başlayalım isterseniz yani. Şehirde Oradan bozulmayacak. Oradan o zaman şey söyleyeyim. Yani mesela çocuklarımıza kul hakkı terbiyesi vermek diye bir başlık atsak hocam. Evet. Neler vermeli mesela çocuklara kul hakkı Terbiyesi dediğimizde, yani hemen neyse. şuradan başlayacağız uzun. Evet. Bir, yavrum sen Allah'ın kulusun. Evet. Senin bir Allah'ın var. Ona karşı mesulsün Bunu bir ay eğitim verdik. İki, yavrum Allah'ın tek kulu değilsin. Evet. Senden başka da kulları var Allah'ın ve seni nasıl yarattıysa onları da yarattı. Senin sahibin de Allah, onların sahibi de Allah. Onların annesi babası seni döver dövmez kızar Abisi sana bağırır geç bunlardan Biz abisinden kurtarırız seni Ama Allah'tan kurtaramayız Evet Hocam bu iki şey Ben Allah'ınım Evet Hiç her şeyim ona ait Buna inandı i̇nna lillah. Ha, lillah Yüzde elli eğitimi hallettik buna inanıyorsa Evet İki Allah'ın benden başka kulları var Ve beni nasıl yarattıysa onları da yarattı Yüzde elli de bu olmalı Evet onun dışında ekmeğini alma, çikolatasını alma bunlar çok ayrıntı. Evet. Çok evet, ayrıntı. Evet. Yani o çocuğu kandırabilirsin, Allah'ı kandıramazsın. Evet. O çocuğu ezebilirsin, Allah'ın kudretini geçemezsin. Bu ruhu verdiğimizde ki bu mesela Esma-ül Hüsna'yı kuru kuru ezberletme yerine esma Hüsna'daki o azametli kelimeleri sadece yirmisini bir çocuğa kaptırsak hocam yetiştirdik Fatih demektir hocam. Evet. Yani kaldı ki kuru kuruya Esma-i ezberletiyoruz. İşte 99'unu ezberledi mi çocuk bir iş yaptık diye evet. vehem ediyoruz. Bir tür teberrük gibi öğreniyor çocuklar. O Ama öğretiyor. o teberruk oyalanmaya dönüyor. Evet. Evet. Muhtevası onun benimle ilgisi. Değil mi? Yani, yani 99 ilgisi, evet. El Müheymin isminin ağırlığını çocuğa versek hocam hatta rüyalarında görmeye başlasa evet. çocuk onu yetecek belki de evet. gerisini de o isteyecek ondan sonra zaten üzüldüm nasıl Kur'an-ı Kerim ile amel etmeden ölüyü okuyup çekip gidiyoruz evet. veyahut da işte e, cüz şimdi cüz siparişi diye enteresan bir şey çıktı bıktım hocam ya selamun aleyküm, aleyküm selam ya hocam ben işte hatimi bitiremiyorum son 500'ü bulur musun birisini ya <laughs> Afrika'ya Müslüman'a yardım eder gibi hatim yardımları paylaştı. Şimdi. Evet. Bir de internette de rastlıyorum her türlü cüz paylaşımları filan. Bu nedir ya? Yani Kur'an-ı Kerim'i okunmuş hatimlerimiz vardır gibi. Ya o eski elhamdülillah ondan kurtulduk şükürler olsun ya. O şimdi işte evet. bir benzeri peyda oldu. Evet. Müslüman olarak yani işte Esmaül Husna... bizim Terbiye formüllerimiz diyor. Hocam yani herhalde Allah Teala ile ilişkilerimizi idrak. İdrak etme. Nasıl de. bir Allah'a iman ediyoruz? Evet. Bizimle e, hukuku, bizim hukukumuz nedir onunla. Yani değil mi? mi? Öbür türlü çok güçlü bir ilacın kavanozunu cebimizde taşıyarak keyfimizi evet. hallettiğimiz, iyileşeceğimizi zannediyoruz. Yani evet. ilacın kutusu cebimde o midende olduğu zaman ilaçtır. Cebinde olduğu zaman ilaç değildir. Esma Hüsna da böyle. Mesela kısa sureleri çocuklara öğretmeyi sadece kısa olduğu için yararlı buluyoruz. Halbuki kısa surelerde yani ayetleri kısa olan surelerde bir çocuğa ömür boyu yetecek kültür var. İman, var. İman konusunda bilhassa ahiret hassasiyeti <laughs> Değil mi? İnsanın yaratılış... Yani çocukta e, kul hakkını böyle başlatacağız hocam. Evet. Ben evet. Allah'ınım. Benden başka çocuklar da Allah'ın çocukları. Belki bir de şu hocam, gene de yani bu ayrıntı dediğimiz şeyler, e, yani insanın Rabbi ile ilişkisi, yaratanı ile ilişkisi ya şu şu alanları da ilgilendirir mi ki hani denebilecek şeyler var. Yani işte yoldaki insanlara eziyet veren şeyi kaldırmak. Yani bu, buraya kadar iniyor mu gibi bazen insanlarda şey oluyor. O ilişki çok daha sanki yüce bir ilişki de sadece namazda e, ifa edilecek bir ilişki de anlaşılacak ama sokakta değil gibi e, orada da belki bir Müslümanlığın kapsama alanı, İslam'ın kapsama alanı insanın Rabbi ile ilişkisinin kapsama alanı konusunda da bir Elbette. idrak zaafımız var. Şüphesiz. Yani. Evet. yani bu zafiyet önceleri düşmanlarımızın e, zulmü sayesinde yani İslam'ı böyle bir dar kavanozun içine sıkıştırma hastalığıydı. Şimdi biraz daha farklı oldu. Biz vakit bulamadık daha geniş İslam'a. Biz de küçültülmüş İslam istiyoruz gibi bir görüntü var şimdi. Küçültülmüş İslam. Mesela e, filanca tarikat erbabıdır, takva adamdır. E Tarikata gelince zaten takva olunur. Allah Allah, tarikat Allah'tan korkup Allah'ı dikkate alarak yaşamak demektir. Bu nasıl bir kesimin görevi olur ki? Tabii. tabii. Afet burada başlıyor zaten. Evet. E, bir kesim mi sadece Allah'tan korkmalı? Evet. Hayır. Allah'tan korkmak müminin işidir. Allah'tan korkarak huzurlu bir hayat yaşamak müminin işidir. Müminin genci, ihtiyarı, kadını, erkeği yok ki. Evet. Türk'ü, Arab'ı yok ki gibi bir idrak. Yani burada İslam'ı Medine-i Münevver'de Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e indiği hmm. gibi almakla bizim görüşümüze, zevkimize uyarlanmış olarak almak arasında bir gelgidimiz var bizim. Evet. Bazı şeyleri, mesela e, cübbe giymeyi, mesela e, hurma yemeyi, mesela elle yemek yemeyi, bunların hepsini ...o dönemin şartları... ...Arap toplumunun kültürü gibi... ...uyarlayabiliriz. Zaten kitaplarımızda da... ...Peygamber Aleyhisselam Efendimizin... ...insan olarak yapmak zorunda olduğu... ...şeyler. Örfi şeyler. Zorunlu sünnetler değil diye evet. bir başlık koyuyoruz... Evet. ...bunlara zaten. Ama... ...mesela Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ...cellabiye denen bir kıyafet giyiyordu. Yani uzun bir entari gibi giyiyordu. Onun altında alt ince... E, ...gece pijaması gibi... ...bir şalvar giyiyordu zaten Medine'de o giyilebilirdi. Herhalde kürk giyecek hali yoktu. Evet. E Kafkasya'da eksi kırklarda bir soğuk şartta yaşayan bir Müslümana sen de bunu giyeceksin deyip onu öldürmenin bir manası yok ki. O da o iklimin şartlarına evet. göre giyinecek ama şeriatın getirdiği tesettür. Kibirlenmeme. Evet. Nimetin kıymetini bilme gibi temel şartları zayi etmeyecek hiçbir zaman. Evet. Bu İslam'ı bizim büyük bir perspektiften geniş bir daireden görüp görmediğimizi gösteriyor. Kör taklit de yapmıyoruz, ihmal de etmiyoruz. Hayatın mecburiyetlerini de alıyoruz. Dinimizin getirdiği vazgeçilmezleri de alıyoruz. Kendimiz bir İslam hayatı yaşıyoruz. Temel sorun Müslümanlığı din dersi kitaplarından ibaret kabul etme. Kimya ve biyoloji kitabında Müslümanlık görüp görememe. Evet. konusudur. Yani çok basit bir misal. Mesela bu ev benim evim. Bu balkonda bizim evin balkonu. Bu çamaşırlarda benim çamaşırlarım. Çok güzel. Ama bir bayanın en müstehcen çamaşırını birinci, birinci kattaki bir evin balkonuna asabilir miyim ben? Bu görüntüyü bu balkona verebilir miyim? Müslümanlık ayrıntısı bu işte. Evet. Ev benim, çamaşır benim diyemem. Ev benim, çamaşır benim ama ben Müslümanım. Ben Müslümanım. Ama ben Müslümanım. Bunu trafikte de uyarlamak zorundayız. Aynı şekilde mesela ben bir ağaç dikiyorum bahçeme. Benim bahçem. Parayla ağaç aldım. Parayla sulu benim parasını verdiğim suyla suladım. Büyüyor. Ama ben bu ağacı büyüttükten sonra öbür komşumun evine güneş girmemeye başladı. Evet. Buyurun kul hakkı. Evet. Ağaç benim olabilir ya da tozu yaprağı bütün mahalleyi etkiliyor mesela çok basit bir misal bir arkadaşımız örnek vereceğim hocam bir arkadaşımız dedi ki biz bir yere Kur'an kursu yapacaktık dedi çok şehirimsi bir yer olduğu için beton firması demiş ki biz buraya gündüz ...mikser makinalarını getiremeyiz demiş yani hı hı. o beton dökme makinalarını gece getirebiliriz demiş. E ee, de biz de demiş gündüz, gündüz çalışamam burada hafriyat kamyonu gelmez buraya demiş. Evet. Gece çalışalım demiş. Bunlar da gitmişler belediyeye. Belediye de demiş ki bakın demiş 12'ye kadar bizim size müsamaha etme hakkımız var demiş. Evet. Ama 12'den sonra bu şikayet konusu olur. Kur'an kursu da olsa ben o inşaatı mühürlemek zorunda kalırım <laughs> demiş. Ee, neyse Bunlar da tamam demişler. Anlaşamamışlar işte diğer e, yüklenici firma ile diyelim. Şu olmuş, bu olmuş. Gece üçte beton döküyorlar bunlar. Hafriyat makinesi çalışıyor, beton eee. döküyorlar. Tangur tungur hemen belediyeye şikayet etmişler. Belediye gelmiş, etmeyin, eylemeyin şudur, budur derken e, sabah olmuş. Eee. Onların inşaatı bitmediği için ertesi gece aynısı. Allah, Allah. 12'de başlatıyorlar. Bunlar 12'ye kadar izin almışlar. Tabii 12'de ki. başlatıyorlar sabaha kadar. Evet. Şimdi belediyede de gelmiş. Mühirliyor. Burayı mühürlüyorum demiş. Çünkü belediye de iki şeyin ortasında kalıyor. Derken e, o işten sorumlu olan arkadaş dedi ki ya bak dedi Müslüman adam dedi Kur'an kursu mühürlüyor dedi. Mühürlüyor. Evet. E, bana aracı ol telefon hmm. et bunlara filan dedi. Dedim ki bak o değil ben değil Ömer bin Hattab olsaydı mühürlerdi bu inşaat haberin olsun dedim. <laughs> Korkarım da herkesten önce o mühürlerdi. Ya. Çünkü Kur'an kursu yüzlerce çocuğun ve insanın çocuk olması şart değil uykusuz kalma nedeni olamaz mümin bir toplumda. Evet. Tamam sen Kur'an kursu yapıyorsun. Güzel. Yani, Ümmetin Ömer'in yönettiği bir ülkede de olsa. Ya, Ömer o. de yönetse radıyallahu anh bu radıyallahu devleti. İnsanlara sen sabaha kadar zulme demesin. Sonra hakikaten o belediyeci arkadaşlara sordum. Ya dediler ki yasal olmamakla beraber biz 12'ye kadar bunu üstlendik. Bir geceye de ses çıkarmadık. Ama el insaf bunlar en az beş gece böyle devam edeceklerdi. Sonra tıpış tıpış hocam gündüz de yaptılar o işi. Evet. Firmalar küçük makine gönderdik, bilmem ne derken düzelttiler. Düzelttiler. Bulundu. Şimdi burada bir noktayı tespit etmek istiyorum. Kur'an kursu bile yapıyor olsan, zulüm, cami, bile zulüm, cami bile yapıyor olsan zulüm yapma hakkın yok senin. Evet, evet. Dediğim, yine Ömer'den misal verdik. Benim kaynak gösterdiğim Ömer kelimesi Ömer bin Hattab radıyallahu anhu efendimizin mescidini büyütecek. Abdurrahman evet. İbni Avf... ...Aşere-i Mübeşşere'den bir sahabi... Evet. ...onun yanı başında... ...bir mescidin yanında... ...küçük bir arsası var diyelim... ...Ömer hemen verin Abdurrahman'ın parasını... E, ...mescidi büyütün buraya demiş... <laughs> ...çok enteresan üstadım... ...böyle ben... ...halkça anlaşılacak şekilde söyleyeyim... ...hadisin metnini okumuyorum... E, ...Abdurrahman demiş ki radıyallahu anh... ...bak Ömer demiş... ...gasp edeceksen burayı yaptırmam sana demiş... Ama Resulullah'ın mescidine feda ette bütün canım feda olsun demiş. Cık. Hocam buyurun işte kul hakkı ya. Bunu söylendiğinde Birleşmiş Milletler'in arazisi de yoktu yani. ya. Yani insan hakları bıraksan o şey evrensel. Ne evrensel beyannamesi. Bunu zorla yapacaksan yapamazsın demiş. Ama mescidi arsa istiyorsan helal ettim gitti demiş. Evet. İstimlak etmene de gerek yok yani. Al gitsin. Bu nedir? yani Peygamber Aleyhisselam'ın mescidini yapıyorum daha ne istiyorsun? Diyemiyorsun Müslüman. Diyemezsin. Yani zulme evet. demezsin. Evet. Kul hakkı diye bir şey var. Yani yasalar seni hapse atmıyor olabilir. Ama sen bu ağacı dikeli beri bu çocukların evine güneş girmiyor. Güneşin girmediği eve doktor girecek. Evet. Bunu düşünmek zorundadır mümin. Bizim ayarlarımız üstad Gece görüşlü, gündüz görüşlü ayarlar değildir. Melek görüşlü ayarlarla yaşıyoruz biz. Evet, melek. Görüşlü. Hani bir de gece görüşlü radarlar falan var ya, ha, gece görüşlü kamera. O nedir ya? Dolayısıyla biz yasadan kurtulmuş olabiliriz, kameradan kurtulmuş olabiliriz, meleklerden kurtulup kurtulmadığımıza baktığımız bir tarzda şehirlerde yaşayacağız. Evet. Mesela tavuk beslemek haramdır diyecek bir insan yoktur dünyada. Evet. Tavuk haram olur mu ya? Allah'ın helal ettiği bir... Niye? Ama şehirde, e, apartmanların birbirine baktığı bir yerde, iki metrekarelik bir bahçede tavuk besleyemezsin. Bu mikrop üretir, rahatsız eder. Senin çocukların tavuk görme zevki yaşayacak diye yapamazsın bunu. Seni belki belediye gelip hapse atacak bir ceza yazamayabilir sana. Kuş besleniyor mesela hocam yani uçurmalar var tamam. malum yani gidiyor falanca yeri kirletiyor mesela o kuşlar. Ben hocam çocuklara <laughs> zararı yok diyecek bana birisi. Bir dakika diyeceğim. Birisinin çatısındaki yağmur oluğunu tıkattı senin kuşların. Çünkü onlar hep yem taşıyorlar. <laughs> evet. Kanatları gelip o çatılara konuyor. O her sene çatıların temizlenmesi gerekiyor bu sefer Temizlenmeyince çatı suyu adamın evine verdi. Evet. Buyurun kul hakkı görüşelim. Evet, Buyur. Nasıl evet, helalleşeceksin? Evet. Adam kuşu nereden? Barkod numarasından bakıp da senin kuşun olduğunu anladı... Nasıl dedi. helalleşeceksin? Her ay getirip bu soruyu mı? da çok sormak lazım hocam ne? Nasıl helalleşeceksin? Yani nasıl? Öyle girift şeyler oluştu ki haklar silsilesi. korkarım hocam şehirde yaşanmaz diye fetva mı vereceğiz artık ya... yani? <laughs> yani çünkü... ama bu hassasiyetle yaşanırsa belki evet. bir şey Ben hassasiyetle yaşayayım. Rabbimin rahmetine sığınayım. Evet, evet. Ama vurdum duymaz yaşarsan sığınacağın bir rahmet kapısı yok. Yok, evet. Sıkıntı burada zaten. Ve Müslümanın zulmetmemesi mümkün olmayabilir. Hakikaten şehirde çok zor ya. Yani, yani çok gripti yani hakikaten haklar evet. Belediyenin de kabahati var. Bana park edecek yer bırakmamış. Evet. E ben park ettim. Çocuk evine giremiyor. Kaldırımın yarısı gitti. Bu belediyenin sorunu bak, buna bir itirazımız yok. Olmaz da olamaz da zaten. Yani benim sorunum değil. Belediyenin sorunu. Ama hocam benim mesela de belediye var. diyelim yolun kenarında e, park için şerit ayırmış, gelip ikinci şeridi de Hah. park ediyorsunuz mesela. Sorumluluk belediyede de kalıyor, bende de kalıyor ise ben mesulüm o zaman. Evet, evet. Ben mesulüm. Fakat burada ben yüzde yüz Kurallara uydum. Kastım yok. Şu kadar da günaha girmişim. Benim rahim olan bir Allah'ım var. Ben ona sığınırım o zaman. Evet. Merhamet yeter bana. Bir Ama de. o hassasiyet Bu hassasiyet kadide. olmadıktan sonra Kadir Gecesi dua ederek kulaklarından sıyrılmak yok. Evet. Burada çok önemli bir noktayı üstadım. E, vaktimiz kaldıysa yani e, ben özellikle bir, açmak istiyorum. 5 dakikamız var hocam. Benim Müslümanlık kalitem ibadet yoğunluğum, infakım, sadakalarım, teheccüdüm, kul haklarından muafiyet getirmiyor beraberinde. Evet. Ben camiye Bunu gidiyordum. Belki bin kere tekrar etmekle. Bin. Ben camiye gidiyordum. Dolayısıyla arabasını çizdim adamın. Böyle bir şey yok. Evet. İster camiye git, ister stadda maç git. seyretmeye git, istersen de hacca git. Adamın arabasını çizdiysen çizdin. Mesela çok şahit oldum ben. Cami vaaza geliyorlar. Evet. Caminin önünde büyük izdam oluyor. Evet. Adam da yazmış ki bu araya park etmeyin. İçeride benim arabam var. Yani. Evet. Benim de sohbetlerimde başıma geliyor. Değil mi? Evet. Hatta bir gün sinirlendim. Anons ettiriyorlar falan. Ben de anons olmaz. Çünkü şöyle bir <laughs> adak yaptım diyelim. Dedim ki arkadaşlar bir daha birisi ...filan yerden araba çekilsin derse... ...benim o gün son konuşmamdır... ...bu binada bir daha konuşmayacağım dedim... Evet. ...iki üç sene oluyor... <laughs> sene. Ee, ...ondan sonra arkadaşlar... ...ürktüler... ...bu adam hakikaten sohbeti bırakar dediler... 5-10 görevli... E, ...dağıtıyorlar... ...buraya park etmeyin... ...şu adama dikkat edin... ...ikaz ediyorlar... ...şimdi Müslüman... ...vaaz dinlemeye gidiyor hocam... ...adamın... ...parkının... ...önüne getirip... ...arabasını bak ...ben bir saat sonra çıkacağım diyor... ...ya bu adam acil eşi rahatsız olup çocuğu rahatsız olup hastaneye gidecek olsa seni nereden bulacak? Evet. Yani parkın önüne niye park ediyorsun? Park ediyoruz. Sen bu sohbete gelirken arabanın önünü kapatılmış olsaydı ne diyecektin? Ya ben Değil sohbete mi? giderken tıkandım diyecektin. Değil mi? Yani şöyle düşünüyor insanlar. Ben Allah rızası için bir iş yapmaya gidiyorum diyor. Dolayısıyla evet. benim parkıma katlansın. Ya melekler katlanır ama kul niye katlansın senin parkına? Evet burada camiye geldik biz sabah namazı kılmaya geldik diyor sen sabah namazı kılmaya gelmiş olabilirsin ama sabah namazı kılsın veya kılmasın başka bir insana zulmetme hakkı doğurmaz dolayısıyla eğer sen bu adamın evinin önünde zulüm yaptıysan parktı neydi önemli değil kıldığın namazı ona kıldın yani. bu kadar helalleşecek başka bir mantık yok çünkü adam senden kıyamet günü euro mu isteyecek <laughs> O günkü evet. namazı getir razıyım evet. diyecek. Değil mi? Evet, Allah, Allah Allah. Ya çok büyük bir şey hocam. Ahiret evet. hesabıyla helalleşeceğiz biz ya, çünkü. Evet. Burada çok önemli bir şey. E, korkarım camiye gidiyorum diye hele namaz kılmayanların evinin önüne park park et bu arabayı. Zalimler onlardan namaza alışsın. Dedir diyor şeytan bize zannediyorum. Evet. Ki çok kötü bir şey oluyor bu. Yani benim ibadetim zulmümün kılıfı olamaz. Evet. Ben iyi ibadet yapıyorum diye hatalarım görmezden gelinemez. Allah görmezden gelir. Evet. Kulum namaz kılıyorsa filan hatasını mağfiret buyurdum der Allah. Evet. Namazdaki şu hatasını mağfiret der, buyurdum der. der. O o der. Kul demez. Evet. Allah Teala da sen namaz kılıyorsan ezgeç kullarımı demiyor kimseye. Evet. Namaz kılıyorsun ama kimseye takılmadan gel bana diyor. Evet. Dolayısıyla kul hakları bizde namaz sorunundan daha büyük bir sorun üstad. Evet. Çünkü namazları da törpülüyor. Namazlar da onun yüzünden kalite kaybına sebep oluyor. En azından kendisi de gidebiliyor namazın. Evet. Kendisi de gidebiliyor. Çünkü kıyamet günü helalleşme ibadetler üzerinden olacak. E namazdan evet. başka da işe gelir, doğruduruz bir ibadetimiz yok zaten. Bir namaz var elhamdülillah. E onu da Filanca'nın arabasını çizdim. Filanca'nın e, kornaya basıp uyanmasına sebep oldum. Filanca'nın dükkanın önüne koydum adam o gün iş yapamadı. Evet. evet. Çok önemli. Çok basit bir misal daha hocam isterseniz. Hele İstanbul'da mesela e, yarı bodrum olan evlerde oturuyor insanlar. Evet, evet. Sen de bir yere gidiyorsun. Bak gözün hazır boş burası. 50 santim olmayan da bir kaldırım var. Evet. D Arabayı koca kamyoneti minibüsü Pencereyi önüne bırakıyorsun. Bütün ışığını yok Işık. ediyorsun. Hocam ışık gidiyor. Daha da fenası. Adamcağızın o camı açıp havalanacağı bir yer orası. Evet. Camını açıyor. İnsanlar senin arabandan dolayı geçecek yer bulamayınca onun camına sürtünerek geçip içerideki mahremiyete zarar veriyor. Evet. Bu sefer ne yapıyor adam? Senin araban orada olduğu sürece Perdeyi. Ge gece perdesini açmıyor adam. Açmıyor doğru. Tam bir gününü sen iş bırakıp işine gittin tabi. Tam bir gününü karanlıkta hapiste gibi geçiriyor. Hapiste gibi geçiriyor. Hapiste adam 24 gibi. saati gece şartlarında yaşıyor bu sefer. Evet. Hocam Birleşmiş Milletler kurulmadan, insan hakları beyannamesi ilan edilmeden Allah'ın şeriatı vardı. Kulluk mefhumu diye bir mefhum vardı. Mahşer yerine hazırlanma diye bir hassasiyet vardı. Evet, evet. Biz bu mahşer yeri şartlarını kaybedemeyiz. Yani senin yüzünden benim 24 saat perdem açılmamıştı sözü çok hassastır. Ahirette söylenirse bu sana. Dencek hocam. Hiç kimse enayi değil ahirette kaçırmaz bu fırsatı. İyi bir şey çünkü. <laughs> sen Doğru. keyfine göre senin para kazanmayacaksın. Na namazını alacak. Orucunu ya, alacak. Ya ben kar edeyim de sen ne verirsen ver diyecek. Evet, evet, Zaten evet. sen vermeyeceksin o almayacak ikimizi yaratan Allah verecek. Evet, evet. Terazi Allah'ın elinde. Ya. Alıp koymak Allah'ın elinde o gün. Dolayısıyla Adam'a kaş göz işareti yapıp kandırmak mümkün değil. Evet hocam. Bu evet. sebeple kul hakkı endişesini abdestsiz namaz kılmak kadar büyük bir endişe olarak taşıyacağız. Evet. Çocuklarımızı Çok öğreteceğiz. Vakıflarımızda program yapacağız. Çok güzel. İslamı tanıtmak kadar İslam'ın özü diye de bir derdimiz olacak. İslam'ın özü de budur. Evet, Mesele bu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler böyle su gibi akan bir program oldu. İslamdan Hayata Ölçüler. Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla konuştuk. Bendeniz Ahmet Taş getiren. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Ee, gelecek hafta buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın efendim.